Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin birkaç noktasında yer alan hobi bahçesi sakinleriyle bir araya geldi. Kira sürelerinin dolması ve pandemi nedeniyle kira süreleri uzatılan vatandaşlar 30 Kasım'da bahçelerinden çıkarılacak. Kira süreleri sona erecek vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda bir araya gelerek yetkililere sıkıntılarını dile getirdi. Vatandaşlar çıkarılmak istemediklerini ifade ederek yardım talebinde bulundu. Yerde eğer istiyorsanız aynı şekilde olmak üzere istediği hobi bahçesine müracaat edebilsin istiyoruz. 15 Aralık'ta muhtemelen şeyleri alacağız, müracaatları alacağız. 15 Ocak'ta da kurayı çekmiş olacağız. Muhtemelen o tarihte öyle gözüküyor. Bazı abilerimiz şimdi de belki söyleyebilirler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle yani maske takmak şartıyla biraz sıkıştık. İsterseniz arkalarda yerler var veya şu aralarda. Buyurun lütfen. Evet, şimdi galiba şu bizim arkadaşlara gelen problemlerden biri de şu. Ya diyorlar bizim eşyamız var içeride, bunu boşaltmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bir kuralar çekilsin, yani takkemiz önümüze düşsün bir görelim. Ondan sonra en azından malzememizi ya alırız ya orada kalır, ona göre davranıyoruz. Hay hay, hay hay dedik ona da. Yani burada meclis kararımızda 15 Aralık gözüküyor ama biz ona biraz daha şey yapacağız, hani ağır davranacağız. Eğer isteyen olursa depolarımız da müsait, yani depolarımızda da bizim arkadaşlar tutanakla eşyaları alır, depolara koyabilir. Ondan sonra istediği zaman onları alabilirsiniz. Öyle de bir imkanımız var, onda da problem yok. Durum böyle. Benim kısaca toplayacağım bu. Yeni gelenler için tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Hamdi Elcuman, Genel Sekreterimizim. Bu Teknik İşlere Bakan arkadaşınızım. Park bahçeleri de bana bağlı olarak hizmet veriyor. Şimdi ben buyurun diyeceğim. Sizleri dinleyeyim. Varsa sorularınızı yanıtlayayım. Ona göre bir hal çal yoluna gidelim. Buyurun lütfen. Biz o zaman sağ olsun verdiler. Oranın sayesinde hamın 5 sene fazla yaşadı. Allah uzun ömür versin. Siz şimdi gitti. Neyse oturuyoruz. Teşekkür ederim. Fakat şimdi benim çocuk %85 kayıp kanser. Şimdi bununla benim bir şansım var mı? Yoksa tekrar nasıl oluyor yani? Şimdi şöyle ben şimdi bu meclis kararında zaten yeniden yönetmelik gelecek Aralık'ta. Normalde engelli vatandaşlarımız için %40 ve üzeri engelli vatandaşlarımız için var. Fakat hastalık için yani ağır hastalığı olanlar için bir meclis kararı geçmiyor. Ben müsaade ederseniz şöyle bir not alayım bunu. Bir sorayım yine şeylere. Yok şey olarak sorayım. Yani zaten sadece size özel değil. Genele şamil olur bu. Mesela denir ki ağır derecede kronik hastalığı olanlar kanser şu bu falan yazılır. Evet. Tamam, ben şimdi not alıyorum bunları, bunları konuşacağız. Bir de ikinci efendim, sen hükümetle söylediğiniz gibi, şimdi ben Beştepe'lerde oturuyorum. Evet. Beştepe'de oturan arkadaşların bazıları piknik üzerine kullanıyor. Evet. Sizden önce, kaç kişinin dediğim gibi çevreden hepsinin bağı var ki, ama hakikaten ihtiyacı olanlar. Doğru. Benim gibi 80 yaş üzerinde olanlar her gün gidiyor ve her gün orada bir stres atıyor. Evet. Tamam. Ben çok özür dilerim. Hemen şu şeyi söyleyeyim. Sadece hafta sonları gelen veya bir takım uygunsuz işler yapmak için olan arkadaşlarımız gerçekten bizde de gönlümüzde de ayrı. Fakat şöyle oluyor. Siz de şahitsiniz. Şöyle olaylara karşılaştık. Biz her sene hobi bahçeleriyle ilgili bizim arkadaşlar kullanıcı durumlarını getirirler. Derler ki şu bahçe kullanılmıyor. Peki. Aslına bakarsanız çok basit. İki satır yazı yazacağız. En cümlene sokacağız. Bahçenin boşaltılmasına diyeceğiz. Ama onu yapamıyoruz biz. Niye? Şöyle oluyor. Mesela Ahmet abimiz hobi bahçesini ekmemiş, dikmemiş, her tarafı ot bürümüş bir şey. Şimdi biz ama şöyle yapıyoruz. Bu hepimizin başına gelir. Ahmet abiye diyoruz ki ya Ahmet abi bak sen burayı böyle kullanamazsın. Biz bunu senin elinden alıyoruz diyor. Aynı sizlerle oturduğum gibi Ahmet Bey benim yanıma geliyor. Diyor ki başkanım ben hastaydım diyor. Ya da çocuğum hastaydı diyor.
ben 3 aydır kalkamadım, ameliyat oldum, şudur budur, bir sürü olay. Diyor ki oğlum diyor askerde kaza geçirdi, şöyle oldu falan filan. Yani şimdi ben karşımdakine ya sen yalan söylüyorsun mu diye mi? Nasıl diyeyim? Karşılıklı birbirimize itimat edeceğiz. O yüzden mümkün olduğunca sizler gibi gerçek kullanıcılarla maalesef o tür arkadaşları biz ayırmaya çalıştık. Ama bu tür şeylerde, vakalarda yaşadık. Ya işte Ahmet abi kullanıyor, çok hoşuma gitti, benim de bir hobi bahçem olsun demiş, almışlar. İpin ucu kaçmış. Yani bunu hepiniz görüyorsunuz. Sizler gibi gerçek hobi bahçeci kullananları az kalmış. Sonradan devralanlar veya işte sırf çalıştığı halde sırf hafta sonları gideyim geleyim diyenler çok olmuş. Şeyi konusunda da ben geçmiş yıllardan biliyorum. Mesela ilaveler yapılıyor. Aslına bakarsanız şu anda hobi bahçeleriyle ilgili bir yönetmelik var. Ve bu yönetmelik kapsamında ilave yapı yapmak yasak. Geçmiş yıllarda bazı nahoş olaylar da olmuş. O demiş ki ilave yapı yaptırırım, o yaptırmazsın demiş. Bizim arkadaşlarla işte karşılıklı sertleşmeye kadar giden şeyler olmuş. İpin ucu kaçmış maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Şu anda aslına bakarsanız, yani şu anda yeniden kura çekeceğiz, belki oralarda işte yeniden temizlik yapacağız, bakım yapacağız. Hep bu ipin ucunun kaçmasının şeylerinden dolayı. Şunu açıklayayım, en çok gelen şey şu. Bir, evet siz bir yatırım yapmışsınız. Belediye de bunu görmüş, görmemiş. Yani bir şekilde bu yapılmış. Ama bunu geri ödeme şansımız yok. Ve siz orayı işte bugüne kadar kullanmışsınız bir şekilde. Hatta adam mesela ben soruyorum ya senin 30 bin lira parayı nasıl sattın diyorum ya. Hobi bahçesi diyorum. Geçici kullanımda. Abi diyor ben diyor 20 bin lira diyor oraya masraf yapmıştım diyor. Eşyalarımı da bıraktım diyor. 10 bin lira daha o parası aldım diyor mesela. Böyle şeyler olmuş. Şimdi artık maalesef o harcadıklarımız bitti. Yani onu yaptık. Tamam güzel kullandınız ama bundan sonra öyle bir şey yok maalesef. O zaman da zaten ilk 10 sene diye çıkmadı hatırlarsan. Herhalde 3 sene diye çıktı. Doğru mu hatırlıyorum? 2 sene, 3 sene falan. Öyle şey oldu. Şimdi zaten mesele şu. Hobi bahçesi demek insanların kısa süreli kullanacağı, ha ya yarın bir günde ben buradan çıkacağım, buraya fazla masraf yapmayayım dediği yer. Fakat biraz önce söyledim ya ipin ucunu kaçırmışız diye. İşte sizler yatırım yaptıkça, sürede uzadıkça, çünkü istiyorsunuz ya ben de yani 20-30 bin lira 40 bin lira para harcasam ben de yani ev gibi yapmışım orayı. Bakan, kullanmak isterim. Sizin işte mesele oturulur mu orada? Efendim? Sizin belediyenin teslim ettiği şekilde o bahçede oturulur mu? Şöyle, mesele şu. Aslında orada sizin o algıladığınız gibi uzun süreli oturulmayacak. Mesele bu yani. Sadece sen hep yönetmelik hep delinmiş. Normalde o bahçe istiyor ki saat 8'e kadar kullanıyor, 9'a kadar, 10'a kadar kullanıyor. Allah gecelerde oturanlar, mangallar yapanlar, misafir çağıranlar. Yani orası ilk kuruluş amacından çıkmış abi. Mesele o. Yani mesele orası hobi bahçesinden çıkmış, bağ evi olmuş. Kardeşim, oradan şey olmuş. Yani şey yap. Orada kişi. Abi lütfen. Bahçe sahibi. Hep söz vereceğim. Orada bahçe sahibi bir oturup da ailesi. Bahçe sahibi değilse, bahçe kiracısı. Bizim ilk teslim aldığımızda hiç yaşanılır bir hali yoktu. Hep üstü bir şeyle, kamışlarla kapatıldı. Her taraf açık. Ben çoluğumla gidiyorum. Evet. Orası oturma yeri şey değil, misafir kabul edecek veya keyif yapacak yer değil ama ben çalışıyorsam, oturuyorsam 15 dakika ama 1 saatinde de bir keyif için ayarlayacağım. Yani tepemden güneş ineğine, tepemden yağmur ineğine de oturulmaz. Biz oraya yaşanır hale geldik. Dışarıdan görenler diyorlar ya bedavadan oturuyor. Biz kiracı elbette bunu kabul ediyor. Biz içine masraf ettik. Biz onları da kabul ediyor. Ama orayı biz bir yaşanır hale getirdik. Gerçekten abinin dediği gibi tırnaklarımızla kazındık. Biz ona oranın her birlediğinde dünyanın taşını attık. Orada dolmaymış. Temizledik, yaptık. Bir yani orayı bir bahçe haline getirdik. Şimdi sen örneğin belediyemiz benim elimden alırsa gerçekten vallahi de bir daha benim orası yaşam kaynağı. Benim elimden aldığı zaman ben biterim. Biz belediyeyi, ben herkese, yani özür dilerim kardeşlerim, hepinizin adına diyorum. Madem öyle belediye yapacaksa biz toplu para verelim. Veresin, belediye başka bir yere yapsın. Ne öbür vatandaşlar mağdur olur, ne de biz mağdur olalım başkanım. Yani çok özür dilerim. Gerçekten bizi öldürürsünüz yani. Bu emekli kesimleri öldürürsünüz. Şöyle.